Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel çiçeklerin yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok çok güzel modeller, çiçekler. Böyle nasıl yapılıyor onu göstereyim arkadaşlar. Bu aparat ile yapılıyor. Bu aparatla yapılıyor. Şöyle iğneleri var. Bunun ismi motifmatik arkadaşlar. Motifmatik diye tuhafiyeleri, ip satan tuhafiyeleri sorarsanız size verirler. Bir küçük kutunun içinde satılıyor. Ben bunu alalı 10 yıldan fazla olmuştur. Böyle yapımı da gayet kolay, kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocukların eline verseniz onlar bile yapar. Böyle bağlamada zorluk çekebilirler sadece. Bu motif matikle farklı şekilde çiçekler de yapılıyor arkadaşlar. Sadece bu değil. Bugün size bunu anlatacağım. Şöyle şu deseni de göstermek istedim size. Yaptım. Böyle bu da çok hoş. Bunu da yapacağım inşallah. Bu da çok istek alan bir model. Böyle ne yapılır bu çiçeklerle eklemesini de bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. Çünkü mesela bunu da yapacağım. Bunun eklemesini de ayrıyeten aynı videoda göstermeyeyim diye ayrıyeten video çekeceğim. Bunlar hepsi aynı şekilde ekleniyor diye arkadaşlar. Evet. Böyle ne yapabiliriz? Şal yapılıyor biliyorsunuzdur. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Şal yapılıyor. Bebek battaniyesi gördüm arkadaşlar. Bebe yünüyle yaparaktan. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bana çok istenmişti. Lif modeli yapamamıştım. Çünkü motif nereye kaldırdım bulamamıştım. Lif yapılıyor. Böyle bu şekilde birleştirip yapılıyor. Evet. Böyle çok amaçlı kullanabileceğiniz çiçekler. Hem de kolay yapımlı yapıp satabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kendiniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. İp olarak da şöyle angora tarzı elimde. Simsiz böyle ipim var. Bununla yapacağım yine. Evet, hazırsanız şöyle kenara yukarıya doğru iteyim bunları. Beraber yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet, şöyle buraya ucuna yeni öğreniyorsunuz. O yüzden buraya bir tane zincir düğüm atıyorum. Böyle düğüm attım. İleride atmanıza da gerek yok. Elinizle tutarsanız bile olur. Evet. Böyle 12 tane gördüğünüz gibi çubuğumuz var arkadaşlar. Ortada da 12 tane var. Bu 12'nin yanında böyle çizgi var. Kesik. Oraya bunu böyle geçirelim. Şimdi elinizden kaymasın diye. İleride böyle tutabilirsiniz. Hani illa düğüm atmaya da gerek yok. Eliniz alışınca öyle tutup sonra bırakabilirsiniz. Evet. Böyle karşılıklı gördüğünüz gibi karşılıklı şekilde ip sararaktan elde ediliyor. Bakın. Bir oldu. İki oldu. Şimdi üçüncüyü sarıyorum. Üç ve dört. Dört olduktan sonra saat yönünde bakın sağa doğru. Şöyle sarıyorduk. Buradan çapraz sağa doğru gidiyorum. Onun karşısındakine buradan da geriye doğru gidiyorum. Evet, hasta olduğum için çok konuşamıyorum. Buradan da geriye gidip ona sarıyorum. Karşısına denk geliyor bakın. İkinciyi sarıyorum. Dört defa sarıyoruz her birine. Üçüncüyü sardım. Dördüncüyü sardıktan sonra bakın buraya dört defa doladık. Sağa doğru şöyle. Çapraz şekilde sağa doğru ilerledim. Burada değişiyor. Gördüğünüz gibi tam karşılıklı olacak. 1 2 3 4 Burası 4 oldu. Sağa doğru ilerliyorum. Bakın burada da 4. Şurada da 4 çizgi oluştuktan sonra böyle sağa doğru bir ileriye geçtim. Buradan da geriye doğru. Bir tane ilerliyorum. Karşılıklı yine sarmış oluyoruz. Şimdi ikinciye gidiyorum. 3 4 oldu. Şimdi 4 oldu. Yana gittim. Ondan da karşısını buluyorum. 1 oldu. Şimdi ikinciyi sarıyorum. 3 4
Buraya geçtim gördüğünüz gibi. Onda karşısına geldim. 1 2 3 4 oldu arkadaşlar. Evet, 6 tane karşılıklı sardık. Karşılıklı olduğu için 6 defa sardık. Hani 12'si de sarılmış oldu. İlk sıramız bitti. Şöyle çok yukarıdaysa aşağıya indirebilirsiniz. Şimdi bu ortadaki yaprakları yapacağız. Bakın, bu hemen buradakinin karşısına küçük olan yapraklar yapacağız. 1 2 3 Şöyle bastıralım. 4 oldu. Bakın, buraya geçiyorum. Onunla birlikte buradan da geriye gidiyorum. 1 2 3 4 Evet, bir ileriye geçtim. Buradan da geriye doğru. 1 2 3 4 Sağa doğru bir sağa kaydım. Buradan da geriye kayıyorum. 1 2 3 4 Buna fazla sardım sanki. Yok, fazla sarmamışım. Evet, 4 de yana kayıyoruz. 2 3 4 Sağa doğru kayıyorum. Evet, küçüklerin de sonuncusundayız. 2 3 4 Evet, buna da gördüğünüz gibi buna sarmışız. Hepsine sarmış olduk. Şimdi biraz ipimi uzun kesiyorum. Şöyle ne desem 2 3 2,5 karış kadar uzun kestim. Böyle iğnesi var arkadaşlar. İnce olanı aldım elime. Şöyle ipimi iğneden geçirdim. Böyle parmağımla tutuyorum kaymasın diye. Evet. İpim şöyle şurada. Gördüğünüz gibi. Şöyle alıp bakın şöyle geriden içeri doğru bataraktan buraya buradan girdim aşağıdan çıkıyorum. Evet, bir yanındakinden yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar buradan geriden aşağı iniyorum. Böyle batıyorum ki toparlansın diye. Evet, şimdi buradan çıkacağım arkadaşlar. 2 ileriden çıkıyorum. 1 geriye gidiyorum. 2 ileri 1 geri. 2 ileri yani burası. Burada değil. Bakın buradan aşağı indik. 1 2 ileriden yukarı çıkıyoruz. 1 geriye giriyoruz. İki ileriden çıkıyoruz şöyle. Tutuyorum parmağımla gördüğünüz gibi. Bir geriye giriyoruz. Alttan da şöyle parmağım yardımıyla tutuyorum. İki ileri burası. İki ileriden yukarı doğru çıkıyoruz. Parmağımla tutuyorum. Geriye doğru bir tane gidiyoruz. 2 ileriden çıkıyoruz yukarıya. Bir geriye giriyoruz. Böyle farklı bağlama teknikleri de var. Ortasının bu şekilde olmasını istiyorsanız böyle benim gibi yaparsınız. Farklı şekillerde yapacağım inşallah. 2 ileriden yukarı doğru çıktım. Bir geriye girdim.
2 ileriden çıktığım bir geriye giriyorum. İki ileriden çıktığım bir geriye giriyorum. Böyle biraz hızlı yapayım. İki ileriden çıktım, bir geriye giriyorum. Böyle hepsini göstermek istiyorum o yüzden. Şuradan bir tane atlamışım ben. Şuraya girmemişim. Bir ileriye girmişim. İki ileriye girmişim. İki ileriden yukarı çıkıyorum. Bir geriye giriyorum. Böyle kameranın karşısında. Hata da yapabiliyoruz. Bir geriye. Evet, tamamladık. Gördüğünüz gibi başladığımız yere döndük. Bitti. Ne yapacağız şimdi? Böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. İğne yardımıyla böyle çıkaracağız. Düğümü arkada atacağız. Bir çıkardıktan sonra. Böyle. Buradaki ipimi de alayım. Düğüm attığım ipim gördüğünüz gibi. Evet, sonra ortadakiler de şöyle parmaklarımla ittirdim yukarıya. Çiçeğimiz hazır arkadaşlar, bu şekilde. Tersini çevirdim. Bu iki ipi birbirine birkaç düğümle bağlıyoruz. Mutlaka bağlayın, açılma yapmasın. 3 defa bağladım gördüğünüz gibi. Evet, fazlasını alıyorum. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Öğren Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Bunu da paylaşacağım. İnşallah bugüne yetiştirebilirsem eklemeyi, yetiştiremezsem inşallah yarına eklemesini göstereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.